Evet, herkese iyi hafta sonları. Bu haftaki mini eğitim konumuz FileMaker'da Microsoft Office dosyalarını nasıl görüntüleyebiliriz kolayca. Bundan bahsedeceğim. Container alanları kullanmak, onların basitliği aslında biliyorsunuz PDF, video veya fotoğrafları basitçe görüntüleyebiliyoruz. İçeriklerini videolara oynatabiliyoruz. Fotoğrafları zaten sürükleyince otomatik görebiliyoruz ama Word dosyası, Excel dosyası veya PowerPoint gibi dosyaları FileMaker'daki container alanlara koyduğumuzda içeriğini hiçbir şekilde göremiyoruz. Bu hem geliştiriciler hem kullanıcılar açısından bir sıkıntılı nokta gibi. Çünkü hani bu PDF ve videodaki içeriğin görünmesi gibi kolaylık sağlanmıyor. Bunun için en genel olarak uygulanan çözüm ne? Dosyayı aç diye bir buton koyuyoruz. Bu dosyanın içeriğini, daha doğrusu konteyner alanının içeriğini lokalde bilgisayarımızda bir klasöre alıyoruz ve dosyayı otomatik olarak aç komutunu tıklıyoruz ve dosya otomatik olarak açılmış oluyor. Şöyle tekrar yapayım. Bu hani sadece açıp kapatacaksak bir temp dosyasını seçebiliriz buradan. Dosyayı açıp görüntüleyip kapatabiliyoruz ama bu yöntemin sıkıntısı ne? Kullanıcının bilgisayarında MS Office kurulu olmayabilir. Dolayısıyla bu yöntem o tür kullanıcılarda işe yaramamış olacak. Peki ne yapabiliriz? FileMaker içinde nasıl gösterebiliriz? Aslında bununla ilgili Microsoft'un bir aracı var. Microsoft tüm dünyada kullanılan, birçok kişi tarafından kullanılan bir uygulama ve Cloud teknolojisiyle artık belgelerimizi, Word belgesi, Excel belgesi gibi belgeleri artık internet üzerinden görebiliyoruz. Tabii bunun için de yine Office 365 lisansımız gerekiyor ama herhangi bir lisans ücreti veya kullanıcı bilgisi olmadan Excel, Word, PowerPoint gibi MS Office dosyalarını görüntüleyebileceğimiz bir aracı var Microsoft'un. Şöyle bir link sağlıyor bize. Bu linkin sonuna da dosyamız, daha doğrusu internet üzerinde saklanan bir dosyamızın linkini buraya eklediğimiz zaman bu dosyayı renderlayıp bize gösterebiliyor. Dediğim gibi hiçbir ücret veya hesap bilgisi olmadan direkt görebiliyoruz dosyayı. İnternet üzerinde saklanması yeterli, açık bir linki olması yeterli. Bu linkin sonuna eklediğimizde renderlayıp gösterebiliyor. Dolayısıyla biz de FileMaker içinde WebViewer objeleriyle bu linki açabiliyoruz. Linki oluşturmak için ne yapabiliriz? Yani bizim dosyamızda bir konteyner alanın içinde bir dosyamız var. Bunu nasıl link haline getirebileceğiz dersek? Bunun birkaç yöntemi var. Bir tanesi üçüncü parti servisler. Bu Amazon S3 olabilir ki diğer servislerden daha güvenli. Çünkü Amazon bilindik bir yer. Bu konuya çok fazla girmeyeceğim yalnız çünkü ilerideki haftalarda bir meetup konumuz Amazon S3 entegrasyonlarıyla dosya gönderme vesaire. Burada Amazon'un S3'ün sağladığı geçici linkler var. Bu linkleri kullanarak da dosyamızı görüntüleyebiliyoruz. Diğerleri file.io gibi sistemler. Bunlar da tek seferlik kullanılan sistemler. Çok güvenilir olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla detaya da girmeyeceğim. Yine mantık aynı. Tek kullanımlık bir link sağlıyor. Bu link sayesinde WebViewer'larla görüntüleyebiliyoruz. Bir diğer yöntem web hosting sunucusu. Yani sizin kendi bir FTP sunucunuza dosyayı gönderip oradan bir URL alıp yine WebViewer'larla gösterebilmek. Bunun da bir yine avantajları, dezavantajları var. Avantajı hani kendi sunucunuz olduğu için daha güvenli. Ama tabii dosyanız bir sunucu üzerindeyse dosyayı Word dosyasını indirip daha sonra tekrar FTP'ye göndermek ya da hani dosyaları orada birikecek belki yani tekrar silmeniz gerekecek vesaire gibi handikapları var. O yüzden bu yöntemin de avantajından çok dezavantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bizim düşündüğümüz son yöntem de FileMaker'ın kendi data apileriyle bir konteyner alanı içindeki verinin URL'ini bu data apiler sayesinde çekip WebViewer'larla görüntülemek en uygun yöntem olarak aklımıza gelen bu. Bunun haricinde bu üç yöntem var diyebiliriz. Şimdi demomuza geçelim. Şöyle bir dosya
oluşturdum. Burada önce web hosting ile deneyeceğim. Buraya tıkladığım zaman bir popover açılıyor ve popover'ın içinde Word dosyamı görüntüleyebiliyorum. Burada sadece görüntüleyebiliyorum. Değişiklik yapamıyorum. Sağ dokunur bir belge olarak karşıma çıkıyor. Burada indirme, yazdırma vesaire gibi işlemler yapabiliyorum. Peki nasıl yapıyoruz? Biraz arka planına geçelim. Hemen şuradan debugger'ımı açıp script'imi tetikliyorum. Popover açıldığı zaman bu script tetikleniyor. Burada klasik dosyayı FTP'ye gönderiyorum. FTP'den bir URL alıyorum ve şu adımda Microsoft servisinin sonuna benim dosyamın olduğu URL'i ekliyorum. Daha sonra WebViewer'ı güncelliyorum bu şekilde. WebViewer'da şu URL'i kullanarak dosyamı görüntüleyebiliyorum. Yine Excel'e aynı şekilde tıkladığım zaman içeriğini görüntüleyebiliyorum. Farklı sheet'lere geçiş yapabiliyorum. Gibi gibi yine indirme yazdırma işlemleri burada da var. Aynı şekilde sunum dosyamızı da görüntüleyebiliyoruz. Sayfalar arasında geçip yani interaktif bir şekilde dosyamızı görüntüleyebiliyoruz. Peki FileMaker data API'leriyle bunu nasıl yapıyoruz? Ona bakalım. Yine popover'a tıklayıp bir script'i tetikliyorum. Burada önce bir token alma işlemimiz gerçekleşiyor. Host bilgilerini kullanıcı şifresi ve admin bilgileriyle şu FileMaker API URL'ine çalıştırıyorum. Token'larımızı aldık. Daha sonra container alan içindeki URL'i almak için bir data API çalıştırdık. Burada şöyle bir cevap geliyor bize. Burada hangi tabloda, hangi layout'ta, hangi kayıtta olduğumuzu belirtiyoruz. Burada kayıt ID'sini, layout ismini vesaire linkte belirtmemiz gerekiyor. Daha sonra bu container'ın içindeki verinin linkini bize sağlıyor JSON verisi olarak. Bu linki browser'larda çalıştırdığımızda otomatik olarak bu dosyayı indirmeye başlıyor. Biz bu linki yine aynı şekilde WebViewer objemizde kullanıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir link çıkıyor karşımıza. Bunu da çalıştırdığımız zaman Excel dosyalarını ya da MS Office dosyalarını diyeyim daha geniş olarak görüntüleyebiliyoruz. Atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Genel olarak bahsedeceklerim bu kadardı. Neyse, soru cevap bölümüne geçebiliriz. Teşekkürler Ömer. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Ağzına diyorum. sağlık Ömer. Data API'de 80 ve 443 portlarının dışarıya açık olması gerekiyor zannedersem. Evet, Sistemdeki application. orada şöyle söyleyeyim. Bu dosyanın data API'deki dosyanın şeyde olması lazım. Server'da ve security'de ilgili kullanıcı için FM REST'teki şeyin açık olması lazım. Erişimin. Bir de server tarafında ayarlar var, sunucu tarafında. Zaten onlarla ilgili de yine sunucu yönetimiyle ilgili ayrıca küçük mini eğitimlerimiz var diye veya eklenebilir. Zaten data API kullanımında eğer dosyanız cloud'daysa zaten cloud'da hani kendinize indirip tekrar yüklemek yerine doğrudan Microsoft'un Weave aracı data API'deki URL'e ulaşmış oluyor. O yönüyle de güzel. Yani varsayımımız internette açık olan bir cloud sunucusu olduğu. Firewall niye güvenli değil? Ona şey yapamam. Yani güvenli olmayabilir. Biraz eğer hassas datalarınız varsa başkasının bir sunucusuna sistemine yüklüyorsunuz. Onun için biraz şey riskli. Kendi sunucunuz olmadığı için belki onu ekleyebiliriz. Ama çok önemli dosyalar yoksa o tip servislerde kullanılabilir belki. Bu yöntemi
Kendi dosyamızı eklemek için neler yapmalıyız? Adım Evet. adım yani göstermek şartıyla belki adımlarını bahsedebilirsin. Onları soru olursa da detayına ineriz. Şeyden bahsettim o zaman, Data API bölümlerinden. O yazdığım scriptlerle, dediğim gibi, öncelikle sunucuda olması lazım dosyamızın ve kullanıcının FM REST'teki tike erişebilir olması gerekiyor ilgili kullanıcının. Daha sonra işte token alıp bu URL'i çekmemiz için o iki script'e ihtiyacımız var. Bir de layout kullandın herhalde. Aynen, tabii. Data API bir sorgu, data bir kayıt çekmek için sorgu gönderdiğinde layout numarası ve burada ID numarası veriyoruz, değil mi? Evet, kaydın get record ID diyerek bir ID'sini alıyoruz. Bunun için dediğin gibi bir layout'a ihtiyacımız var. Layout'un içindeki işte o istediğimiz container alanın bilgisine ihtiyacımız var. Onlar zaten bizim veri tabanımızda saklı. O linkte belirtiyoruz bunları. Hangi layout'ta, hangi kayıttaki container alanın içeriğini almamız gerektiğini. Daha sonra zaten JSON verisiyle bize döndürüyor. Ben şeyi çalışıyorum. Pratikte ofis yüklü olmayan makineler için mi düşünmeliyiz bunu? Yani yüklü olsa da düşünebiliriz. Çünkü dosyayı bilgisayara kaydedip tekrar açmaktan ziyade direkt FileMaker'ın içinde WebFever'la görüntüleyebiliyoruz bu sayede. WebDirect aynı zamanda WebDirect'te de bu çalışır. Normalde WebDirect'ten ilk yöntemi kullanamazsınız. Hani kaydettiği otomatik aç diye Ömer'in ilk örneği. Ama WebDirect'te kaydet dediğinizde işte tarayıcı indirilen web klasörüne indirecek. Onu otomatik açmayacak. Hani aynı pratikte olmayacak. WebDirect kullanıyorsanız bence yine pratik olur. Bizim uygulamayı biliyorsun orada mesela ben şey yapamadım. Bizim uygulamada mesela bunun bir karşılığı olabilir mi bugün ya da yarın? Sen bildiğin için soruyorum. Dışarıda sahada çalışan elemanın işine mi yarar? Ortak kullanılan bir Excel veya Word dosyasını ya da bir teklif Word'de ise o pratikliği mi olabilir? Ne Burada sadece diyorsun? görüntülüyor ama Ömer var mı senin yorumun? Hani düzenleyebiliyor olması aslında başka bir konu. Evet, Belki onunla burada ilgili de bir eğitim planı yapacağız. Excel'i düzenliyor galiba. Word'ü zaten sağ token'ları çözüyor. Excel'de Hepsi de sağ sağ token'dur. Düzenleyemiyor. Sadece indirme vesaire gibi işlemler yapabiliyor ama dosyayı değiştiremiyor. mesela şirket içinde ortak kullanılan bir Excel ya da Word dosyasını son halini sağdaki adam ulaşabilir anlamına gelir. Ben de mesela aklıma o geldi ilk. Evet. Evet. Ortak kullanılan bir Excel dosyamız varsa herkesin ortak kullandığı diyelim veya bir Word'ümüz. Onu sağdaki eleman son haline erişmiş olur. Kendi bilgisayarındaki veya tabletindeki şeyi kullanmaz. Biz gerçi sistem olarak olabildiğince Excel'den Word'ten kaçmaya çalışıyoruz ama hep file makinesine içine gömülelim diye. Ama tabii Excel'den gelen dosyalar olabilir, evet. Yani aslında idealde teklifleri Word'de hazırlamak yerine FileMaker veri tabanında tutabilirsiniz datalarıyla. evet. Ya Word'te hazırlasam yine FileMaker'ın içinde tutmak istiyorum. Özellikle yani aynı dosyayı binlerce kişi bakıyorsa veya yüzlerce kişi veya onlarca kişi bakıyorsa son halini işleyen bir dosya varsa sağ token'ın son kopyayı almak, aktüel olan dosyayı görmek açısından benim ilk gördüğüm buydu şu an. Başka şeyleri de muhakkak vardır. Şeylerde de iPad'lerde falan Word ve Excel oluyordu değil mi? var. Cep telefonu iPhone'da da var galiba değil mi? Ama yine hani FileMaker Go ile oradan bir dosya açmak hani biraz Sağ ol. da buradaki pratiklikte olmayabilir. Ki yüklü olmasa bile bu yöntemle yine görüntüleme O imkanı işte sunuyor. oralarda falan avantaj sağlar en azından bu tür şeylerde. Başka soru var mı acaba? Bir şey daha aklımda kaldı. Sen veri güvenliği için işte bir yöntemde kendi serverından alıyorsun. Sonuçta veri başka yerde kayıt olmuyor falan dedin ama internette dolaşan her şeyin güvenliği ne kadar doğru ki? Yani internetten bir yerde hareket ediyorsa bir veri isteyen istediğini alamaz durumda mı ki gerçekten? Yani bunda mesela bir link veriliyor. Microsoft üzerinde bu dosya bir orada gidiyor geliyor Ankara'ya, doğru mu? Kayıt olma ihtimali de var arka planda.
Mantıksız Şöyle, mı? evet, Ömer'in dediği oydu herhalde. Mesela file I.O.'ya yüklerseniz dosyayı, siz bir kişiye daha dosyayı vermiş oluyorsunuz file I.O.'yu geliştiren firmaya. İşte bir dosya hazırlıklar mı? Eğer kendi sunucunuzdaysa ve herkese erişimi açık olmuş oluyor. Yani o anda o erişim linkini bulan herhangi bir kişi erişebilir. Ya da Microsoft benim datamı hani kullanır şüpheniz varsa bunu kullanmak çok doğru değil tabii. Ya aslında internette açık olan her şey için geçerli değil mi bu? Yani WhatsApp mesajından tutun Twitter mesajınıza, Facebook'taki mesaja kadar bunu o hattın üzerinde bu veriyi taşıyanlar dahi görme şansı, capture etme şansı. Daha güvenli yapmak, o projelerimiz de var. Daha güvenli hale getirmek için Microsoft'un Vue yerine kendi bir framework'ünüzle, bu açık framework'lerle görüntüleme imkanı verebilirsiniz. O zaman hiçbir kendi sunucularınız içinde dışarıya çıkmadan bu işlemi yaptırabilirsiniz. Nispeten daha güvenli olur. Ama orada da işin işte geliştirme, web geliştirme kısmına geliyor. İşte belki JavaScript Dosyayı şifrelemen gerekiyor. bahaneleri gibi. Nasıl? Dosyayı şifrelemen gerekiyor ya da çok güvenlik Gibi özel. başka bir yer ama gönderip yani orada görüntülemek istiyorsak mesela Microsoft'ta şifreleyerek gönderemeyiz. Çünkü Microsoft o dosyayı okumadan bize gösteremez. Orada şifreyi açmak zorundasın yani. Yani Tabii. ben şifreleyip Ama bir dosya eğer şey gönderip kendiniz kurgularsanız backend tarafını da o görüntüleme uygulamasını kendiniz yazarsanız ya da bir framework kullanarak içselleştirirseniz anladım. sağlanabilir. Şu an sonuçta onu Microsoft şu an o veriyi direkt Excel olarak veya Word olarak açıyor. Dolayısıyla şifrelenmiş olamaz Microsoft tarafındayken diyorsun. Ve dolayısıyla açık o dosya. En azından Microsoft tarafına açık. Evet, İstersen oraya o linki kendi vermiş olabilir. server'ında tutabilirsin dosyanı yani. Tabi bu benim için değil de daha hedef bir şeyi varsa kitlesi varsa toplar yani dosyayı. Orada evet yani dosyanın türünü analiz edip ya bu benim işime yarayabilir diye bakıyor mudur? Biraz öyle Bence komplo teorileri üretilebilir. komplo teorilerinden biridir ama isteyen istediği kişiyi kimleri takip etmek istiyorsa veya işte büyük veri var ya bu veriyi bir şekilde birileri analiz etmek için kullanıyor en azından hiçbir şey yapmasa bile. Bir şeyi şey yapmasa bile yani hangi firma ne gönderiyor, ne ediyor, kaç tane dosyaya gönderdiği bile bir veridir, bir bilgidir. Benzer şeyler. Bunu çok daha şeyde şey için çok da hani ne dediniz siz söylediniz onu zaten veriler hani bir yerde görünmesinin çok mahsuru yoksa hiç problem yok zaten. Şeyse Halka açık veri derse çok rahatlıkla kullanılabilir. oralarda çok falan şeyden hani kendi mutfak verin değilse firmanın mutfağı değilse çok rahat açıklayabilir şey yapabiliyorsunuz. Yok hani firma dataları da bence hani o kadar güvenlik riski yani böyle devlet sırrı yoksa bence problem yok. Yok yok bence de yok. Doğru. Başka soru yoksa tamamlayabiliriz. Dinlediğiniz Elinize için sağlık. teşekkür ederiz biz de. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sen teşekkürler.